Sayın izleyen, bir saniye videoya geçmeden önce bir şey konuşmak istiyorum. Bu hal ne ya? Bu ne ya? Böyle yakışmıyor bize. Böyle yakışmıyor. Eline de yapışmıyor. Hemen bir like'ını at. Yorumunu yap. Abi ben buradan dolayı yorum yapıyorum. Abone ol. Tamam mı? Beni çok sevindirirsin. Çağrım video atmış. Çağrım abimiz. Hakkınızı helal edin, yoksa galiba bu şey bulaştı ya. DH'dır bilmem nedir. Video yaptı ya. Bunun başına bir işler mi geldi acaba, bilmiyorum. İnşallah gelmemiştir. Kullanılan bazı görseller temsilidir. İnşallah bir şey 50 gelmemiştir bin başına. civarında isteyince 5-6 saatte tamamlıyorsunuz. O yüzden şöyle bir olay getirelim. Her video sonrası 75 bin like olduğu anda direkt ertesi güne yeni video hazırlayıp yükleyeceğim. Ve sıradaki Allah videomuz Allah. anketteki ikinci video olan Zula'nın hikayesi olacak. Orada baya değişik olaylar var. Yarın eğer 75 bin like olursa videoyu göreceksiniz. Daha fazla uzatmayayım, size hikayeye bırakayım. Tüm hikaye 2009 senesinde lisedeki bir çocukla başladı. Dostumuzun ismi Mustafa'ydı. Sıradan bir öğrenciydi. Hani öğretmenin bilgisayarına bir şey olduğunda çağrılan birisi olurdu ya. İşte o kişi Mustafa'ydı. O dönemde Evet. programcılığa büyük ilgi duyardı. Sonrasındaysa ne oldu biliyor musunuz? Sıradan bir lise öğrencisi. Tüm dünyaya yayılan tarihin en bela virüslerinden birisini yaratmayı başardı. Dünya genelinde haberlere konu oldu. Ve globalde binlerce şirketin verilerinin silinmesine sebep oldu. Allah Bunu Allah. nasıl yaptı? Kazara mı olmuştu? Amacı neydi? Virüsün ismi de Musallat kanka. Mustafa ya. Musallat yapmış. Bence Merhaba, başarılı. videoya hoş geldiniz. Ben Ben Kuel. Kuel. Charm Kuel. Ben Kuel kim? Yani nasılsın? Bilmiyorum. YouTuber işte. Ay ama olayı ne? İşte böyle belgesel mi desen, işte olayları anlatan bir abimiz. 2009 senesinin Görselleri falan güzel yani. ortalarında Mustafa aynı sınıfta okuduğu Emre adındaki bir çocukla ufak bir tartışma yaşamıştı. Bu tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Birbirine girişen ikili ufak hırpalanmaların Evet. ardından ayrıldılar. Akşam olup eve gittiklerinde Mustafa planını devreye soktu. Oturdu ve bilgisayarında yazmaya başladı. Visual Basic adında bir program dili O temelinde birkaç eski. saat içerisinde Emre'ye musallat olacak ilk virüsün prototipini hazırladı. Amacı veri çekmek değildi. Tek derdi Emre'nin tüm bilgisayarını kilitleyecek bir program yazmaktı. İşini bitirdi ve dosyanın ismini Musallat koydu. Musallat.exe. Ve bu programı gereksiz gördüğü bir diskin içerisine yerleştirdi. Sonrasında yapması gereken tek bir şey vardı. Bunu bir şekilde Emre'nin cihazlarından herhangi birisine sokmalıydı. Bunun için okuldaki bilişim dersini beklemeye başladı. O gün geldiğinde Mustafa bir şekilde Musallat adını verdiği virüsünü Emre'nin kullandığı bilgisayara yükledi. Emre flash diskini taktığı anda virüs o cihaza yerleşti ve işte Musallat'ın tüm dünyaya yayılmasının ilk adımı böyle gerçekleşti. Virüs. Musallat'la daha önce karşılaşmadıysanız veya ne olduğunu bilmiyorsanız, girdiği bilgisayarları geri dönülemez şekilde kilitleyen bir virüs kendisi. Çalışma mantığı ise çok basit. Otoran.inf adındaki bir dosyaya tutunuyordu. Bu dosya cihaz çalıştığı anda virüsün aktif hale gelmesini ve diğer cihaza otomatik olarak sıçramasını sağlıyordu. İş burada bitmiyordu. Host dosyasını düzenleyerek antivirüs programlarını ve sitelerine girişi tamamen engelliyordu. Title Checker üzerinde antivirüs ile alakalı bulunan tüm dosyaları Aa, o görünmez yaşta onu kılıyordu. o kadar nasıl yapabiliyor Oğlum ya? bir de hayır, niçin kavga ettiniz, anladın mı bunu yapacak kadar? Kokulu silgi mi verme? Ne Yani o yaşadılar ki? yaşta nasıl kavga Ve o ettiler de... yaşta nasıl bu kadar şey yapabiliyor? Nereden biliyor? Yani geliştirmiş kendini işte. Bu yüzden de Bu bu sen de koruma okuyarak, programı. sen de Sektördeki... 7 sene oku Alp'e. Abi bu sektörü okuyarak öğrenemezsin. Bu sektörü kalpten bağlı olman lazım küçük Hayır, bu yaşlarda. hakikaten neyin nefreti yani, anladın mı? Bu kadar. Mustafa'yı ne üzdü bu kadar? Virüse hiçbir şey yapamıyordu. Ayrıca kayıt defterini görev yöneticisine devre dışı bırakıyordu. Yani bu tarz kısır yollarla Musallatmış kapatmanın da harbiden. mümkün olmuyordu. Evet, işte Mustafa bu virüsü Emre'nin flash diskine sokmayı başarmıştı. Emre bu flash diski günler boyunca farklı lokasyonlarda kullanmaya başladı. Okulunun yakınındaki kırtasiyedeki Oy. bilgisayara sızdırdı. Evindeki bilgisayar, ailesi, sonra ailesinin iş yeri, kırtasiyeye takılan başka Oo. flashlar, virüs hızla katlanarak büyüdü ve dönemin en büyük belası haline geldi. Türkiye'deki Evet. ilk yayılma lokasyonu Yayıncılık gibi forumlarda ya. konuşulana göre İzmir'di. Oğlum ne Önce oldu? İzmirli şirketlere Sese ne vurdu bu oldu? virüs. Az Sese önce... ne oldu? Ne oldu? Ses patlıyor da. Ses patlıyor çok kötü. Siz benim... Benden mi? Benim sesim mi patlıyor? Hayır, Videonun sesi. videonun sesi.
Şu an. Önce İzmirli şirketlere vurdu bu virüs. Tamam. Az önce dediğin gibi herhangi bir bilgisayara girmesi yetiyordu. Sonrasında kurum içi aktarımlarla birlikte tüm cihazlara yayılıyor, kilitliyor ve sıfırlamayı zorunlu bırakıyordu. Böylece teker teker on binlerce dolarlık şirket verileri silmek zorunda kaldı. Büyük ihtimal Windows'u silip tekrar yüklemesi gerekiyor değil mi? Bu virüs bugün İzmir'deki bir fotokopicinin bilgisayarından flash belleğime geçti. Tüm klasörlerin altında onlarca exe dosyası oluştu. Musallat exe, yeni klasör exe, özel dosyalar exe gibi. İşin komiği belleği Android telefonuma takıyorum, flash bellekteki egzeleri silmeye çalışıyorum, silinmiyorlar. Nasıl yaptıysa bu virüsü artık. Evet, Mustafa öyle bir virüs tasarlamıştı ki, az önce okuduğum yorumdaki gibi, ciddi manada ne silmek ne de engellemek mümkündü. Kısaca bilgisayarınız bu virüsü bir kere kapınca, geriye yapılacak tek bir şey kalıyordu. Ya o cihazı atmalıydınız ya da kökünden sıfırlamalıydınız. Evet, kökünden. Turan hoş geldin. Virüs ilk olarak 2009 yılında okullara yayılmaya başladı. Ardından ülkedeki her kırtasiyeye girdi. Sonrasında şirketler zarar gördü. Geniş çaplı maddi zararı konusunda bir bilgi olmasa da forum yorumlarında biraz gezdiğinizde bu virüsün on binlerce şirketin bilgisayarına... Mustafa'ya bir daha biri kavga etmesin Mustafa'yla kanka. Manilik bir hareket, yemin ederim. Bu nasıl bir kindarlık anladın? Allah bilgisi olsa, böyle şey olsa... Bulgaristan'a bile gitmiş kanka. Harbiden Ermenistan'a da gitmiş, bir alkışlayalım Mustafa'yı. O yedi. Hayır, ne yapmış olabilir ki yani? Harbi, keşke olayı da söylese. Kavga etti diyor da. Ya bu Emre. Hayır, daha saçma bir şey de çıkabilir mesela. Saçını çekmiş falan yani. İşinin projelerine, hatta devlet kademesindeki işleyişi değiştirecek adımlara ve daha kim bilir hangi verilere zarar verdiğini gördüğünüzde işte o zaman büyük bir yıkıma yol açtığını anlıyordunuz. En basit örneği ilkokullardan 2010 civarlarında kaldırılan bilişim dersleri. Çoğu insan bunun bütçe sorunu olduğunu düşünse de bazı uzmanların açıklamalarında musallat temelli olduğu anlatılıyordu. Oha. Evet, musallat virüsü kolay yayılması sebebiyle ilkokuldaki bilişim derslerini böyle etkilemişti. Ayrıca günümüzde hala kullanılan neredeyse her akıllı tahtada bu virüs barınıyor. Kısaca toplu alanda kullanabileceğiniz her türlü elektronik cihazın içinde bir şekilde kendine yer ediniyor. Yıllar geçtikçe musallat.exe Türkiye'nin sanal belası haline geldi. Peki sonra bu virüs madem bu kadar yayıldı, günümüzde neden ismini hiç duymuyoruz? Yani L'ler de büyük. T de büyük. Yani... Mesela sen virüs yaptın böyle bu kadar etkileyici bütün dünya şey ama Mali'nin L'sini büyük yaptın. Salvador Mali. Anladın mı? Oradan kaybediyorsun yani. Ben bu virüsü yaptım diyemezsin. Bizim iki salak Alp, Arsvayp Alper'e açık adresi. Ya da Saldıray. 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 Yani. Ben yapsam Saldıray koyardım onu. Anladın mı? Virüsün adı virüs Saldıray. Yapsanız adını ne koyardınız harbi? Biraz daha uğraşsaymış. Saldıray olabilir. Dünyayı taş dönemine döndürecekmiş. Harbiden yani bütün gelişimi durduracakmış çocuk yani annesine küfretti diye. Uzun zaman sonra Emre. Bile kimse bu virüse bir çare bulamamıştı. Bu yüzden her geçen gün virüs yayılmaya devam etti. Hatta o kadar yayıldı ki bakacağım Almanya falan. Başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, Çin, Amerika, kısaca tüm dünyaya yayıldı. Haber manşetlerine konu oldu. Ardından da bu virüs uluslararası... Böyle yayınlıyorlar ama. Musallat virüsü. L'ler büyük. Gene rezil olmuşuz dünyaya. Ya kanka. İşte siber olaylara müdahale merkezi tarafından denetlenmeye başladı. Mustafa korkmaya başlamıştı. O dönemlerde... Mustafa ben ne yaptım diyor. Bu Mustafa'nın gerçek şeyi falan değil değil mi? Yok. Temsil. Mustafa böyle ben ne yaptım? Sadece Emre'nin bilgisayarındaydı. 2013'e geldiğimizde dünya genelinde incelenen bir virüsün sahibi haline gelmişti. Hem de istemeden. Ufak bir şaka olarak dizayn etmişti. Yarattığı bu virüsle alakalı... Şakaya bak. Şakaya bak. Akıllı yorum yapılan herhangi Mustafa bir... Mustafa Joker'miş değil mi? ...de ölüm tehditleri görüyordu. Yemediği küfür kalmamıştı. Adı, sanığı, kimliği, herhangi bir detay ortaya çıkarsa... Lan çocuğun niyeti de kötü değilmiş lan. ...tehlikeye girecekti. Ama bu yorumlar bir yandan işe yaramıştı. Mustafa'yı korkutan bu yorumlar işin çözümünü de getirdi. Kolları sıvadı ve kendi yarattığı canavarın sonunu getirmek için ilk adım... Musallat egze, silici egze. ...attı. 2013 senesinde bir forum kuracaktı. Girdiğinizde ilk olarak şu cümleleri görüyordunuz. Arkadaşlar, bu musallat egze virüsünün verdiği tüm zararlardan dolayı gerçekten özür diliyorum. Peki şimdi bir şey söyleyeceğim. Gerçekten ülke şeyini değiştirmiş ve ülkeleri geriye götürmüş teknoloji olarak. Özür diliyorum mu gerçekten? Yani niye yemek sepeti gibi kanka, özür bu, dilemiş?
Bunu yaptıktan sonra. Musallat Exe banka hesaplarına erişimi yokmuş. Aha. Silici Exe ile tamamlamış bunu. Bak izle devamını videonun. Özür Harbi mi? Ya şu siliciyi de yükleyin. Lütfen hakkınızı helal edin. Bu programın sikici egze oluyormuş o kanka. Silici egze, sikici egze oluyormuş. Hakkım helaldir bu arada. Hakkım helaldir. Egze virüsünü tamamen temizleyebilirsiniz. Ardından aşağıya hakkımı helal ediyorum yazılı bir buton bıraktı. Butona tıkladığınızda antivirüs programı kuruluyor ve Musallat Exe eğer bilgisayarınızda varsa tamamen temizleniyor. Bakayım mı ben? Bu antivirüsün ardından insanlar bilgisayarlarını ve cihazlarını temizlemeye başladılar. Evet. Adam baksana bug'ını bulmuş. Herkese hakkını helal ettiriyor. Öbür tarafı garantiye almış. Zorunlu Kanka. Olarak. Böyle bir çözüm bulmuş yani. Bu antivirüsün ardından insanlar bilgisayarlarını ve cihazlarını temizlemeye başladılar. Evet, 4 yıl boyunca tüm dünyada etkileri görülen Musallat Exe'nin şurubu yine aynı yapımcıdan. Hakkınızı helal edin Ya kanka şaka mı bu amına? Hakkınızı helal edin Exe'nin. Bir şey diyeceğim. Hani tek bir kişiye yaptığı şakayı düşünsen dünyaya yayılıyor. Hayır, bu nasıl şaka, anladın mı yani çocuğun? Hayır Alper, düşünsen bana bir şaka yaptın ve dünyaya yayılıyor böyle. Oğlum üzülürsün lan. Oğlum, bekleyecek şey bir şey bir değil şey... ki. Belli Amına ki kodumu Emre'si de flash belleği her sike götürsün, götürseymiş kanka. Ama Emre de her yere sokmuş yani. Sokmuş o flash belleği, yani her anladın yere mı? Harbiden. Ama o dönemler 2009 falan diyor. 2009-2010 diyor. Yani büyük ihtimal çok ya, yoğun boynunda kullanım. Şey koyu olarak mı taşıyor flash belleği onu? Hakkınızı helal edini paylaştıktan sonra internetteki Nicky ile Xerox, yani Mustafa, ortadan kayboldu. Kendisiyle alakalı tüm verileri sildi ve yıllarca kimse Mustafa'ya ulaşamadı. Bu arada normalde ismi benim Mustafa olduğu... Bir şey söyleyeceğim. Çağrım abimi çok uzun süredir izliyorum. Çağrım abim şimdi Facebook'tan bulacak bu çocuğu. Ben bu videoları biliyorum. Bilinmiyordu. Araştırmalarım sonucu kaybolan Google Plus verileri... Musallat Mustafa de... geldi lan. Hakkım helaldir kardeşim. Hoş geldin. Mustafa adındaki bir profile ulaştım. Sonrasında piyasadan insanlara sorduğumda ise isminin Mustafa olduğunu doğruladılar. Hikaye daha anlaşılır olsun diye size Mustafa olarak anlattım. Xerox pek güzel olmazdı. O yüzden böylesi daha iyi olur. Teşekkürler. Musallat.exe günümüzde hala varlığını sürdürüyor. Yani antivirüsü olsa bile hala tamamen silinmiş değil. Kısaca bir yere hala kullanmaya devam ediyorsanız flash belleğinizi takarken yeniden düşünün. Çünkü Musallat sistemlerin Musallat. Altında uymaya devam ediyor. Kim bilir, belki bu videodan sonra birinize bulaşır ve siz de Mustafa'ya hakkınızı helal edersiniz. Allah helal olsun lan. Güzel şakaymış. Mustafa özür diliyor chatte. Ne yapalım? Musallat döneminde ya, o kadar helal belaydı olsun ki bazı okullar kendi internet sitelerinde bu virüsün nasıl silineceğine dair açıklamalar paylaşıyorlar. Allah Allah. Ben şeyi çok merak ediyorum. Emre ne yaptı? Emre diyor. Harbiden Emre'ye Emre ne oldu? Ama. Virüs hani ona ne da girmiş değil mi vücuduna? Ki kanka? Ya hayır, çocuk biraz daha zorlasa hani Covid falan olacak o virüs, anladın mı? Ya komik, ne yani? Kanka? Komik bir maksimum. Büyülseniz ama. Musallat. Musallat. Mesela peki bir şey söyleyeceğim. Biz şimdi konuşuyoruz. Musallatı yapan kişi ben çıkıyorum, Mustafa. Ne yapardınız? Ya imkanı yok. Çıksaydın 8 senede biterdi şu soktuğun okulda. Direkt şey yapardım kanka. Birkaç ne? Tane arkadaşım var sevmediğim kanka, görüşmediğim. Onların Musallat Instagram profillerini ekletirdim sana. Musallat was here. Ama çam geldi yani bu. Oh my god. Salex'im teşekkür ederim. Tier 1 abone olmuş. Doge diyorum, 5 lira söylüyor. Doge diyorum. Charm Coil'i reklam yaptığı için chatten banlayabilir miyiz? Ha, beni mi Doge diyorsun? O kadar farkında değil ki kanka. Bence güzel video. Charm abimi beğeniyorum ben ya. Siz beğeniyor musunuz? Bu video güzelmiş. Güzel güzel. Valla başka video var mı izlenecek?